Düzce'de yaşayan İsa Dervişoğlu yamaç arazilerde toprak altı gübreleme uygulaması yaparken zorluk yaşayınca akıllı kürek geliştirdi. İlk olarak kağıt üstüne çizim yapan Dervişoğlu, 3 aylık hazırlık çalışmasının ardından akıllı küreyi geliştirerek patentini aldı. Çalışılması zor arazilerde devreye giren akıllı kürek, fındık bahçesi başta olmak üzere tüm meyve ve sebze üretiminin yapıldığı alanlarda kullanılabiliyor. Bu kürek sayesinde gübrenin uygun şekilde istenilen miktarda ve istenilen derinlikte bitkinin kök bölgesine verilmesi sağlanıyor. Ama bilir gitti gidiyor hepsi burada. Gitti gidiyor kapandı. 3 ay işte bir iki tane mühendis arkadaşım vardı. Sisteme dönüşmesi için lazer kesimi için çizim gerekiyordu. Bu sürece benim o günkü konsantrama göre 10-15 tane 20 tane siparişe göre değişebiliyor. Yani bir günde 15-20 tane çıkartabiliyor. Tamam. Ediyor ya, kontrol ediyor mu yapalım? 10,5 kilo bunun maddesi. Ayarımız aşağıda. Atmak istediğimiz gram ayarını veriyoruz. Sürekli azalarak devam ediyor. Yani gramı nasıl ayarlıyoruz? Bu kürek bahçede daha manuel elle çalışırken yamaç arazide biraz daha zorlu şartlarda tarım aletlerinin girmediği bölgede çalışırken böyle bir fikir doğdu. Biraz zorlandığımız bir alanda o bölge çalıştığımız yer. Şaka ile başladı derken 3 ay sonra bu ürünü elime aldım. Herhangi bir mühendislik mezunu değilim. İşletme fakültesini tamamladım. Bu fikri kağıt üzerinde çizdim elimle. Sonra gerekli daha uzman kişilere gösterdim. Bunun data çizimini yaptık. Söylediklerimi uyguladılar. 1-2, 3. aşamadan sonra başarılı bir sonuç aldık. Verimli bir sonuç aldık. 1,5 yıla yakındır da bunu pazarlamasını tüm Türkiye illerine yapıyorum. Vatandaşın ilgisi kullanım olarak çok güzel. Hatta bütün paylaşımlarını benim sosyal medyamda aktarıyorlar WhatsApp üzerinden. Ben de sosyal medya üzerinden kendi kullandıkları uygulamaları atıyorum. Şu ana kadar olumsuz bir dönüş olmadı. Bozulan, kırılan herhangi bir aksam olmadı. Amaca ulaştığını söylediler. Fikir sunanlar oldu çok güzel. Bizim bu bölgede kullandığımız materyali ekleyebilir misin gibi açılımlar oldu. Onları değerlendirdim. Güzel tepkiler aldım. Çoğu zaten kullanıcılarım bana videolarını görsel bir şekilde attılar. Şimdi markam patentimizi 2 hafta önce, bundan 2 hafta önce, Eylül ayı içerisinde başında aldım. Memnunum. Bu ürünle ilgili biraz daha değişim ve gelişim düşünüyorum. İnşallah ona da başarılı olurum diye. Toprak altı gübreyi bitkiye daha çabuk ve hızlı, daha doğru yere vermeye yarıyor. İkinci bir kısmı da verimi yani bereketini artırıyor. Birim alanına alınması gereken yüksek miktara çıkartıyor. Şu anki mevcut düzen belki zayıf olabilir. Örnek veriyorum, dönüm hesabı diyorlar. Bu birim alanına düşen verimi başta 1,5-2 misli şeklinde hedefimiz o. Yukarı art. Tarım aletleri yani tarım makinaların makine şeklinde çalışan varyasyondaki aletlerin giremediği zor çalışması da zor olan bölgelerde bu makine devreye giriyor. Diğerleri uygulama yapamazken bunu elden taşıyabiliyoruz. Uygulama yapabiliyoruz. Hatta üzerinde ne kadar atmak istiyorsak o şekilde lokal bir şekilde ziyan etmeden toprağın altına bırakabiliyoruz. Bitkiye
eşit bir şekilde dağıtabiliyoruz her bölgesine.